da bu hafta konumuz Varol Yaşaroğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi gerçekten hoş geldiniz çünkü ben animasyona çok meraklıyım. Hatta benim merakım ta bir çekilelim mi? 80'lerde örneğin ben Kum Kum izledim, Flanderlerin Köpeği'ni izledim, Marco, Simbad. Evet. Aynı şeyler izledik mi? Evet ya. <laughs> Marco'yu çok severdim mesela. Marco çok, cuma günleriydi <laughs> Evet. Ya Heidi vardı. Heydi Şeker vardı Kız Kendi vardı. İşte değil değil mi? Taş, devri, taş Devri vardı. Benim ama ilk göz ağrım Pembe Panter. Evet, o ayrıydı zaten. Yani Pembe Panter çok iyiydi. Pembe Panter şu anda bile ben şimdi okullara dolaşıyorum. işte Aha. imza günleri oluyor. Hala da Pembe Panteri sevenler var. Biliyorlar yani. değil pembe mi? Biliyorlar. Yeni nesil de Pembe Panteri biliyor. Pembe Pembe Panter'in bende şöyle hikayesi var. İlk onu izlediğimde e, küçükken kendime gerçekten söz verdim. Dedim ki ya ben dedim çok güzel bir çizgi film bunu büyükler niye izlemiyorlar? Uh -huh. Büyüyünce dedim bir çizgi film yapacağım bunu hem çocuklar hem de büyükler izleyecek. İşte diye. harika <laughs> bu. Ya baya o hayalimin peşinden koştum yani. Ya demek ki insan gerçekten üzerinde uğraşınca oluyor bir şeyler. Evet yani ben odamı hiç kaybetmedim. Ya, Hı -hı. Tabii ki öğrenim süresince belirli koşullandırmaları oldu. Ben sonuçta İTÜ inşaatı kazandım inşaat mühendisliğine. Ben de jeoloji mühendisiyim bakma. Ya işte hep böyle zaten. Çoğu çoğu ço ço inşaat mühendisidir <laughs> ya da mühendistir yani. Evet. Ama bir şekilde ben okulu bitirdikten sonra da ya o içimizdeki o kendi potansiyelimizi gerçekleştirme olayı var ya gerçekten evet. bence insan hayatında çok önemli bir şey. Yok dedim ben yani ben benim potansiyelim o benim o odak noktam küçüklüğümdeki hayalini kurduğum şey. Baya uzun yıllar aslında hani buna mücadele mi denir gerçi çok da mücadele olarak da görmüyorum. Yani işin işte bir mücadele var. Bir Hı -hı. sektör oluşturmaya çalışıyorsunuz. E, Ama şu var. Hani o yolculuktan keyif almak olayı var ya. Yani Hı -hı. çok e, keyifli bir yolculuktu benim için. Yani çok tabii ki olmayan bir sektörde bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Ee, ama bir baktık ki yani hep şey denir ya sektör oluşsa biz bir şeyler yapsak. Aa bir baktık aslında sektörü biz oluşturmaya başladık. Ha demek öyleymiş falan. Harika. Peki ilk böyle saman kağıtlarına falan mı çizmeye başladın? <laughs> evet evet saman kağıtlarına çok çizlerdim. Hatta üniversitedeyken e, ben bir ara yurtta kalıyordum. Böyle etütlerde falan sürekli ve ders aralarında e, o e, saman kağıtları çok güzel e, işler e, çiziktirirdim. Pembe yani. panterle mi başladın? Pembe panter yani 5-6 yaşlarında ben çiziyordum. Hı hı. Böyle pembe panteri direkt çiziyordum. Ee, işte babam benim gemilerde çalışıyordu. Bana yurt dışından e, burada şu anda aslında bütün kırtasiyelerde olan işte önünde Süpermen'in, Batman'in, <laughs> Örümcek Adam'ın olduğu şeyler. O, o defterleri getiriyordu. Ben böyle hayran hayran bakıyordum. Madem diyordum kapağını yapmışlar bari ben içini doldurayım diye. Bayağı bayağı baya çizgi roman yapıyordum içinde böyle kare hmm. kare. İşte Türk kahramanlar yaratmıştım. Ee, bir tanesi Şahin de adı. Şahin. Evet. Yaşıyor mu hala yoksa o defterde mi kaldı? <laughs> ya şöyle defterde e, yani onu arada böyle çıkarıp bakıyorum böyle. Gerçekten Aha. çok acayip. Ya bir mağaranın içine böyle e, şeyler toplanmışlar. Örümcek Adam, Batman. İşte, Ve Şahin mi? Evet Thor, Şahin de. Ve Şahin'e gelmişler bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Şahin'i yani, görmeye gelmişler. Yani çok önemli bir sorunumuz var. İşte dünyayı yine bir kötü... E, Şahin Baba. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> işte kötülükten kurtar yani yine bir kötü adam var sonuçta ondan kurtaracağız ama ne yapacağız diye bizim Şahin düşünüyor diyor ki hepimizin güçlerini diyor birleştirelim diyor Hı -hı. E, işte beyinlerini birbirine bağlar benim beynimi aktaralım diyor evet. yani, e, ben diyor dünyayı kurtarın diyor öyle bir formül e, geliştiriyor orada da aslında şu var baya ben orada Avengers'ı kurmuşum yani o, o döneme kadar şeyleri hiç görmemiştim aslında yoksa. doğru hepsi tek tek satılıyordu o çizgi romanların hatta İzmir'de ben büyüdüm Hı -hı. orada Amerikan askerleri ee, çizgi romanları okuyup böyle kapaklarını yırtıp şey bırakıyorlardı. Ee, bulundukları bölgede biz onları eski kitapçılardan ya da atılan şeyleri onları topluyorduk. Ama kapakları ne yırtıp atıyorlardı? Onu bilmiyorum. Orada galiba bir gümrükle alakalı Kesin bir olay. Onunla ilgili bir şey vardı. onunla ilgili bir şey galiba. Ee, ama ben onlardan çok beslendim. Yani insanlar Texas Comics okurken işte ben de okuyordum sonuçta Zagor işte Mandrake. İtalyandı değil mi o seri? Evet, evet. <laughs> ondan hala da var aslında Valla Türkiye'de var, evet. ama e, ben aynı zamanda da bu Marvel'ları da okuyordum işte yani onları da bulmuştum büyük bu, avantaj de... <laughs> biz hiç öyle şeyler görmedik Ankara'da. Vallahi İzmir'in o anlamda çok avantajı var. Hani ben ilk mesela müzik kliplerini de izleme açısından çok şanslıydım Yunan televizyonu çekiyordu. Doğru izle. evet biz bayağı o şeyler Michael Jacksonları şeyler falan hep o, mesela o ilk o çıktı o şeyler asıl o Jean'ler falan ben hepsini Aha. biliyordum yani oğlumuzun o o çocukluğumda <laughs> çok güzel gerçekten şanslıymış ama bu arada senin o dediğin beyin aktarmayı biliyorsun Elon Musk yaptı. Yani önümüzdeki yıl artık o resmen beyine bilgi aktarabilecek. Sen bir öncü sayılırsın. Bence <laughs> bir tweetleşsen onunla. Küçük fütürist falan. e Şahin şimdi mağarada mı kaldı? <laughs> Orada kaldı. Tarihin tozlu sayfalarında. ya belki bir gün çıkar. Çünkü geçenlerde okudum bu taş devrini. Beraber büyüdüğümüz dizilerden bir tanesi. Şimdi onu yetişkinler için yapacaklarmış. Ha, çok güzel. Bir, yani galiba 2021 diyorlar ama Yetişkinler için yeni bir aynı elemanlarla bir taş devri. Artık nasıl olacak bilmiyorum. Bir hmm. South Park gibi bir şey olacak herhalde. Aslında sinema filmini yapmışlar Yaptılar ama hmm. o yine o, o kadar da çocuklara yönelik Sanki öyleydi ama bu resmen South Park tarzı. He, Biraz da bayağı yetişkin, bayağı yetişkin yani. yani. Aa, Artılı galiba. <gülüyor> <gülüyor> nasıl olacak merak ediyorum. <laughs> Ya biz de aslında yetişkinlere yönelik çok iş yaptık aslında yani grafik gibi. Evet onu soracaktım. Ekip bence. olarak mesela fırıldak ailesini yaptık. Hı -hı. Fırıldak ailesi tamamen yetişkinlere yönelikti. Ama e, asıl yani bu aslında çocuğa bir iş yaptığınızda e, çocuğun daha yani bu sektörün canlanması açısından aslında çocuğa yapılan işler daha avantajlı. Nedeni şu. Ee, bu işin aslında en büyük besleyen e, şey animasyon sektörünü besleyen kısım aslında lisans sektörü. Yani evet. hani şu anda üzerimde giydiğim tişörtten tutuldu, ayakkabısı, çantası, kitabı. Baş başına bir endüstri aslında bu. Endüstri evet. Ya o oluşmadan da aslında bu tür markaların yaşama şansı da çok az ve sektörün yaşama şansı da çok az. Bunu zaten Amerika, Avrupa bunu zaten Tabii. ezelden bir çözüm. Göze hitap etmesi lazım her yerde. Evet çözmüşler. Biz şu anda bunu yeni yeni aslında öğreniyoruz. Hani bu sektörün dinamiklerini. O anlamda da çok şanslıyız. ya. Yani bir de bu şimdi film mesela hı hı. yani BKM şu anda yapıyor. 4 filmi. Ekim'de vizyona girecek. Evet oynayacak. birlikte yapıyoruz. Ya BEKAM'in mesela bu anlamdaki desteği gerçekten çok önemli çünkü ortada sektör denilen bir şey yok yani hani o evet sen o işleri daha iyi bilirsin evet böyle bizi aydınlat biraz böyle büyük kuruluşlar hani e, bu işe el atmazlarsa aslında sektörün yani sektör aslında destek oluyorlar Hı -hı. mesela sponsorumuz da var. Grader Kids. Bu da aslında çanta ve ayakkabı üreten bir firma. Ama Aha. işte Kral Şakir'in lisanslarını kullanıyor. Bunlar baya e, bu filmin olması için e, destekte bulunuyorlar. E, bunu hep aslında söylüyorum. Gerçekten e, birçok firmanın aslında Türkiye'de özel ya da kamu şirketleri gerçekten bu sektöre yatırım yapmaları gerekiyor. Çünkü bizi yurt dışında çok iyi tanıtabilecek bir sektör. Evet. Yani kültürün yaygınlaşması açısından. Artı biz şu anda mesela Kral Şarkın oyuncakları çıktı. Hı -hı. İşte Türkiye'nin en büyük oyuncak üreticisi aslında onu üretiyor. Güzel. Ve şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz burada tuttu şu anda satıyoruz. İşte Toy Shop diyor ki ben bunu diyor MENA bölgesine şu anda Kral Şarkın orada da yayınlanıyor. Orada da satacağım diyor. Bu ne demek? Bizim ülkemize döviz kazandıracak. Tabii ki. Ana üretici konumuna geçecek. Bunlar gerçekten çok mutluluk verici. Harika şeyler. Peki bu animasyon işini bu sadece izlemekle kalmayıp bir şeyler yapmak isteyenler... E ne yapsınlar sence? Yani o artık zaten saman kağıdı yok. Artık iPad'ler var. iPad'lerin üzerinde çizim programları var. Aynen. Ama böyle onları bir heyecana getirecek. Ne bileyim keşke okullarda örneğin bu resim derslerinde böyle yan başlıklar olsa. Orada çünkü artık aplikasyonlar bir tane bir turist demişti ki ileride yapacağınız iş eğer bir cep telefonunda olmayacaksa hiç o işe girmeyin. Ha, yani <laughs> dolayısıyla artık gençler, çocuklar mesleklerini bu yaşlarda belirleyebilecek noktadalar teknoloji sayesinde. Kesinlikle. Örneğin siz teknolojiyi ekip olarak nasıl kullanıyorsunuz? Ya biz e, gerçekten bu teknolojiyi kullanmasak zaten e, bugün e, ne animasyon e, sinema filmi yapıyor durumunda olurduk, ne de bu diziyi gerçekleştirebilirdik çünkü e, bizim aslında Türkiye'de teknoloji açıdan e, teknolojik açıdan hiçbir eksiğimiz yok. Yani teknoloji bize geliyor ve bunu görüyoruz. E, programlara hakimiz. Yetenekli çocuklar konusunda da hiçbir e, e, eksiğimiz yok. E, tek eksiğimiz yani tek eksiğim dediğim yani e, diğerlerinden e, geri kalmış tarafımız bu işin e, yatırım kısmı. Hı hı. Yani gerçekten e, yurt dışında bunlar çok çok büyük yatırımlar. Yani hani biz Disney filmi baktığınızda 200 milyon dolar. Hani evet. tek filmin bütçesi. E biz şimdi o rakamlarla burada iş yapamayacağımıza göre biz Türk olarak Teknolojiyi kullanıp aklımızı kullanacağız. Yani, evet. yani teknolojiyi çok iyi kullanmak durumundayız. E, i̇sterseniz burada e, hep bunu söylüyorum. Yani çok basit çöp adamla animasyon yapın ama içeriğiniz iyi olsun e, başında. E, o teknik zaten yatırımlar büyüdükçe zaten e, peşi sıra gelecektir. O yüzden e, gençler şu anda bence çok şanslılar. E, bana da soruyorlar hangi programı kullanıyorsunuz? Hı hı. Şey, ben hemen yazıyorum işte biz diyorum işte iki boyutlu da Moho diye bir program kullanıyoruz. Aha. işte üç boyutlu yaparsak Maya'yı kullanıyoruz. Nasıl öğreneceğim abi diyor. Aç diyorum interneti. <gülüyor> <gülüyor> yani bu çağda zaten her şey internette. Evet o kadar kolay ki gerçekten. Yani benim zamanımda biz hiç hiçbir şekilde böyle bir şey kaynak da yoktu. Şimdi açın mesela o programı öğrenmek istiyorsanız hı hı. yüzlerce öğrenim videosu var. Yani öğrenmemeniz imkansız. Hani, hani diyorlar ki hani biz gelelim sizde öğrenelim. Yok hiç ona gerçekten gerek yok. Çünkü yani bize de gelse orada zaten çalışan insanlar hani vakit ayıramayacaklar. Halbuki açsan orada videoları izle. Eğer içinde varsa o, o yüzü motivasyon. Gerçekten evet. bu işi seviyorsan yani öğrenmemen için hiçbir e, neden yok, yok, değil mi? Chop Adam deyince aklıma 80'lerdeki Saint'in dönüşü, Simon Templar geldi. Evet, e, e, ben sevdi. de ondan çok çizerdim, çok yapmaya çalışırdım. Ha burasının haresi vardı. E, haresi vardı. <laughs> Eller de şöyle <laughs> biraz otomatik gibiydi. <laughs> Ve senin izleyerek bu az önce konuştuğumuzun dışında böyle çok ilham aldığın Animasyon ustaları ya da iyi çizim sanatçıları onun gibi yapmak istediğim diyerek başladığın insanlar var mı? Evet evet mesela bu Andre Franquin diye bu Gaston Sipru Fransız ekolü Belçika ekolünden o sanatçıyı çok severim ve bence Türkiye'de aslında birçok mesela gırgır ekolünün bile başlarında etkilendikleri sanatçılar oldukları düşünüyorum onu onu gerçekten çok severim ya şey olarak da Miyazaki'yi çok beğenirim bu anime ustası evet. o zaten onu sevmeyen yok dünyada dahi onu olarak yok. dahi olarak nitelendiriliyor ama onun dışında birçok animasyon filmini hep takip ederim yani, yani çok özel filmler var ne bizim Ilizonist diye bir film var mesela çok severim. Hı hı. Onun dışında daha böyle hani sanatsal daha böyle Fransız ağırlıklı filmler var ama Pixar filmlerinde de işte Voli'dan tutun da günümüzde çok güzel. ben de çok güzel anıları vardır. Değil mi? Yani? Çok güzel. Evet, <laughs> seri çok güzel. ben tabii ben de Gırgırla başladım. O sarı gırgırlar arkasından fırt bir ara çarşaf geri de hayatıma devam etti ama hatta çok da kötü bir anım vardır. Annem temizlik sırasında bütün o ciltlediğim gırgırların hepsini atmıştı. Eyvah. Benim şey. Ya onların ne kadar değerli olduğunu anne babaya anlatmak zor bir şey galiba. Hadi fırtanların da gürgür mı attı? Ya <laughs> fırtar saklanıyordu. <da. gülüyor> Gırgırlar bir efsaneydi ya. Biliyorsun para birimi bile özel bir birimdi o derginin. O bir pek çok insanın nasıl örneğin basketbola merak Türkiye'de Beyaz Gölge ile başladıysa Aynen. karikatüre, mizaha meraktı. Hatta öğreten merakta onlarla başladı. Ya kesinlikle o çiçeği burnunda karikatürcüler Değil diye mi? bir köşesi vardı. O zaral evet. orada yani birçok insanın yetişmesine vesile oldu. Ben de gerçekten gırgıdan etkilendim. Yani her pazar böyle iple çekerdim Gırgır ne Değil zaman mi? çıkacak diye. Ve gerçekten de çok büyük başarı. Yani o dönemin çok çok satan e, mizah dergisi. işte biz de şimdi mizah dergileri de aslında yavaş yavaş Hı -hı. artık kabuk kabukta başladı. Biz de yani Mizah dergileri artık e, neredeyse ömrünü tamamlamak üzere. E, yeni bir şeye girdik. Yeni bir döneme girdik. E, bence bundan sonrası aslında e, bizim kuşak e, bu animasyon konusunda e, bir şeyler yapacaklar. Yani çünkü şimdiki nesil tamamen video izliyor. Evet. Hani geçen sene iki sene öncesine kadar bile hani e, fotoğrafa bakarken şu anda videoya anında pat diye bakıyoruz. Hani video e, as evet. aslında çok önem kazandı. E, bence o artık o Mizah dergisi geleneğini sürdürenler e, bunu durdurmaya başlayacaklar ki ben bunun çok güzel e, e, yansımalarını alıyorum. Mesela hani ben nasıl e, Oğuz Aral'a ya da işte sonraki dergiler Leman'a işte orada yumurtadan çıkanlar gibi o evet. köşelere yollayanlar şu anda bana yolluyorlar çocuk bir işte kral Şakir'i çizmiş nasıl abi diyor ben yorum yapıyorum yani o o aslında o gelenek devam ediyor ama yeni nesil bunu e, sosyal medya aracılığıyla yapıyor uh -huh. e, bu güzel bir şey e, belki orada bizim şu anda bizden özenen birçok insan kendi çizgi filmlerini oluşturacaklar mutlaka workshoplar falan var mı hiç düşünüyor musun öyle şeyler ben yapıyorum böyle hmm. e, bazı ABM'lerde falan böyle stop motion animasyon atölyeleri ...aslında orada çok temelini veriyorum... ...yani biz bu işi nasıl yapıyoruz diye... ...yani şöyle söyleyeyim bir 10 dakikada... ...bir animasyonun temelini anında öğreniyor. ...aa diyorlar bayağı yapabiliyorum ben... ...yani, <laughs> yani o işi kazanması bile onun ileride... ...çok güzel animasyonlar yapması için... ...bence bir kıvılcım yani... ...kıvılcım anı. Evet geçenlerde ben bu Edison, Tesla ve... ...Westinghouse'un... ...savaşı diyebileceğimiz o elektrik savaşları... ile ...ilgili bir film izledim sinemada... ...orada Edison işte en son... ...filmin sonuna doğru... O hareketli e, film haline getirme sinemaya başlangıç o kamera zamanlarını anlatıyor. O zaman bile ki oradaki heyecan bambaşkaydı. Bir şeyin hareket etmesi. Evet Şimdi de. o hareket etti, başka şekilde biçimlendi, değişik formlarda herkese ulaşıyor. Hiç böyle bu mena bölgesine gidip oralarda e, dizinin, filmin tanıtımını yaptın mı? Şöyle Karton Network şimdi biz Mayıs 2016'da başladık. O çok oldan. önemli bir olay. Uluslararası bir kanalda bir Türk çizgi filminin evet. animasyon oynaması <laughs> bence büyük bir olay bu. Evet. Ve gerçekten dünyada ilk kez yaşanıyor. Karton Network 18 ülkede ve 8 ayrıda lehçeye çevirdi. Yani bunu gerçekten ilk defa yapıyor dünyada. Bu çok dünyada. Bunu bilmiyordum harika. Evet evet. Yani orada, orada çünkü bölgesel farklılıklar var. Hı -hı. Ve çok iyi tepkiler alıyorlar. Yani bizim buradaki film Necati'miz karakterimiz. Hı -hı. İşte midesinde düşkün. o bıyıklı fil karakterimiz. Orada onların çok sevdiği falafel yiyeceği, yiyeceği ile fili birleştirmişler. Falafillo koymuşlar adını. Güzel. Yani bayağı orada oradaki çocuklar artık fille Onu öyle biliyorlar. Öyle tanıyorlar. ve çok güzelmiş tepkiler. Şu anda orada bir rating sistemi yok o MENA bölgesinde. Daha çok böyle Ipsos gibi araştırma şirketleri araştırmalar yapıyorlarmış. Oradan çıkan sonuçlar çok yakın zamanda asıl veriler açıklanacak ama hani YouTube verilerinden falan çok tuttuğunu söylüyorlar biz. Yani artık orada da yerleşiyor. Ne güzel yani biz baya dünyaya açılıyoruz. Belki ondan sonra Avrupa'ya açılır, Amerika'ya açılır. Belki niye olmasın ki? Çünkü çocuklar her yerde aynı ve her de aynı zevki var. Yani ben kendimce Çocukluğumda yaşadığım her şeyi bu yaştaki o yaştaki çocuk da yaşıyor. Çok değişen bir şey yok. Yani herkes ulaşmanın her zaman bence fırsatı var. Yok kesinlikle. Bir de mesela kalıpları kalıplar kırılıyor. Bak Türkiye'de mesela biz ilk Kral Şakir'in kitaplarını çıkardığımızda Hı -hı. Türkiye'de mesela yabancı bazı yazarların böyle çocuk kitapları çok satanlar lisesindeydi. Ama Türkiye'de böyle salır olmuş örnek bulunmuyordu. Ya Kral Şakir'le şu anda inanılmaz bir şey başardık. Şimdi 7 kitabı. Çıkacak kasımda Hı -hı. Ee, en çok söylenen şey bize şu bu çocuğun ilk defa kitap okuduğunu görüyorum bu çocuğa yani bu çocuğa kitap okutmak imkansız yani hele bu dönemde tablet telefon kuşağındaki evet. çocuğa. E, ve e, şu anda milyonların üzerinde satıyor kitaplar e, ve o artık hani yabancı yayınları falan sollamış durumda. E, öğretmenler de, anne babalar da e, böyle e, o artık imza e, kuyrukları oluyor. Kitabın imza kuyruğu. 7 saat sürüyor. 7 saat bekliyorlar orada. Hani bize ben. hani bizde görülecek şey değil bu. Hani insanlar kuyrukta beklesinler. Evet. Ve de 7 saat beklesinler. Hele çocuk canı sıkılmadan 7 saat <laughs> doğru. Gerçekten yani anne baba bile fakat sana şöyle söyleyeyim kuyruk e, sırası onlara geldiğinde, yani önüme geldiğinde hepsinin yüzündeki ifade böyle. Böyle. Yani böyle yani, sevinçle, değil mi? E, Ulaşıyor sonunda. Evet ya ya bu mesela bu gerçekten hani Türkiye'de görülmemiş bir şey. E, bunu buna çok seviniyoruz ve o gelen çocuk daha da Hı -hı. güzeli. Üzerinde kral Şakir yazan bir tişört giyiyor. Bu da görülmemiş bir şey. Yani o çocuk genelde buraya Spider-Man tişörtüyle gelirdi. Mi? Mickey tişörtüyle gelirdi. Şu anda üzerinde Şakir yazan <laughs> Yani Şakir. <laughs> hani isim olarak da hani klasik bir Türk ismi. Evet doğru. Ee, doğru. Ya bu bizim için çok gerçekten gurur verici. Yani hani Şakir, Necati, Kadriye, Remzi Hı -hı. geleneksel Türk isimleri. Bizi. Evet yani bunları düşünseniz o, o çocuğun gözünde artık Şakir kelimesi. Hani o e, zamanındaki ne bileyim Kemal Sunal filmlerindeki Şakir gibi değil. Maceracı, kendi güvenen, özgüvenli, Kahraman. meraklı bir kahramana dönüştü. Ee, hı hı. Bu işte yani bir gerçekten bir Türk çizgi film kahramanı doğdu Türkiye'de. Peki okullarla özel organizasyonlar, etkinlikler falan yapıyor musunuz? Oluyor hep bizi çağırıyorlar yani imza günleri oluyor, söyleşiler oluyor. E, oradaki coşku inanılmaz yani. yani o, o çıkıyorum böyle baya bir rockstarlar gibi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ama yalan değil. gerçekten ona dönüştü artık. Yani evet. Oradaki sevgi e, benim için inanılmaz bir şey. E, sırf orada değil ben sosyal medyadan da çok güzel tepkiler alıyorum. Mesela Instagram hesabımızdan diğer şeylerden. E, Birçok anne baba da hep aynı şeyi söylüyor. ya yani Çocuğumuz yatıyor diyor. Biz izlemeye devam ediyoruz diyor. Hatta çok güzel. buraya girmeden önce de konuştuk. Yani Aha. sizden bir arkadaşımız o da dedi. Yani ben eşimle birlikte bizim çocuğumuz da yoktu Biz de izli <laughs> iz izliyoruz dedi böyle bir yaşama sevinci veren bir tarafı var. Yani o o gerçekten Kral Şakir'i yani 11 dakikalık zaten kısa bir şey. Hani uh -huh. hayatın bu kadar zor olduğu şeyde insanlar artık böyle somurtacak bir şey de izlemek istemiyorlar. Oturuyorlar Kral Şakir'i. E. O e, diyor ki mesela gece diyor yatmadan önce diyor al kesinlikle diyor onu izliyorum diyor. Böyle bir huzurla diyor uyuyorum. Doğru diyor. deşarj olmak için iyi. <laughs> Filmden de bahsedelim mi biraz yani Kral evet. Şakir 4 Ekim'de nasıl gelecek ortaya? Sinemalarda biraz Vallahi ya spoiler vermeden tabii evet, sen daha iyi bilirsin. Vallahi ama. bomba gibi geliyor. Çünkü e, bir senedir hazırlanıyoruz filme gece gündüz hazırlamışlar. Neredeyse geçen hafta falan bitti film böyle. Hala böyle eklemeler yapıyorsun. Bunu mu koysak, bunu mu koysak böyle minik minik böyle detaylarda. Çok iyi. Hem teknolojik açıdan daha e, gerçekten güzel bir film çıktı hem de e, işin içindeki birinci filmimiz de işte geçen sene yayınlanmıştı 11 Mayıs'ta Kral Şakir Oyun Zamanı. O filmi de ben çok beğenmiştim. Yani birinci filmimiz gerçekten e, yaklaşık 20 kere falan izledim. Ben şimdi galalara Hı -hı. gidiyorum şeylerde. Hı -hı. Ya her seferinde oturup böyle merakla tekrar tekrar izliyordum. Yanındaki e, o çocukların tepkileriyle, e, gülmeleriyle yine çok eğlenceli bir film hazırladık. Bu sefer kahramanlarımız e Bermuda Şeytan Üçgeni vardır ya. Evet. Hani klasik böyle işte orada gemiler kaybolur, uçaklar kaybolur. Uh -huh. Or oraya düşüyorlar. Orada bir korsanlarla karşılaşıyorlar. Bir de dünya yaklaşmakta olan bir tehlike var, bir canavar. Hı -hı. işte onu klasik onu durdurma hikayesi. Bu sefer bir Türk armanı, Şahin gibi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Kral Sakir ve arkadaşları kurtaracaklar. Necati de zaten komiklik dinamomuz bizim. Evet. Yani filmin o komiklik dinamosu. O gerçekten insanları yine çok güldürecek. Hatta şu anda teaser'ları yayınlıyoruz. Teaserlarda bile insanlar acayip böyle kahkahalar yazıyorlar. İşte şey emoji'lerle böyle okay. gülücükler gönderiyorlar. Çünkü orada böyle Transformers vari bir robot. E, bayağı mezlekeyle dans ediyor. Yani bunu <gülüyor> <gülüyor> yani göbek atıyor. Yani bunu mesela hiçbir yabancı filmde görebileceğiniz bir evet. sahne değil bu. E, bu tamamen bize özgü şeyler burada. <laughs> bize özgü. E, birinci filmde de çok vardı. Burada da var. Yani burada e, gerçekten e, ebeveyn de girdiğinde sinema filmine ki birçoğu da biz çocuğumla ailecek izleyeceğiz diyorlar. Hı hı. Çok eğlenerek çıkacaklar. Geçen sene bunun testini de yapmıştım. Sinema görevlilerine sormuştum. Abi nasıl gidiyor falan diye. Hep onlar bana şunu söylediler. Ya genelde çocuğu bırakırlar. Kendileri AVM'de dolaşır. Senin filmde baya beraber gidiyorlar. İzliyorlar değil, değil mi? mi? Beraber izliyorlar. Çünkü çocuğuyla paylaşabileceği, kahkahalar atabileceği hem kitabıyla da bunu yaşamış, dizisiyle de yaşamış. Kaliteli sinema... zaman geçirme adına yapılabilecek en iyi yani şeylerden biri. Ya kesinlikle yani sinemaya gittiklerinde çocuğuyla aynı duyguları yaşayıp gülüp eğlenip o sinema salonundan çıkacaklar. Yani bence çok çok güzel bir film oldu. Türkiye'de kaç tane ilde oynayacak? Sanırım ya Türkiye şu, anda, oynayacak. şu anda 350 salonda falan girmesi Hı -hı. gibi bir duyum aldım. Umarım öyle olur yani yani 350 demek bayağı bir yaygın olarak yayınlanacak demek. Peki yurt dışı planlarınız, fırsatlarınız ee, plan şey var mı? Şu anda BKM birinci filmi de bu ikinci Aha. filmi de yurt dışına doğru pazarlama yollarına gidiyor. Bence orada tutar çünkü birinci filmin konusu da evrenseldi. Orada evet. <laughs> Kral Şakir. Belirli mobil oyun etaplarını geçip dünyayı kurtarmaya çalışıyordu. Evet. O mobil oyunlar bütün dünyadaki çocukların zaten oynadığı evet. oyunlar. hani Minecraft'tan tutun da yani LOL'e kadar. Ee, ve de bir yani onu o oyunu oynayıp hani YouTuber'lar şey yaparlar ya böyle gösterirler. Bakın ben Hı -hı. nasıl oynuyorum falan diye. İyi bir YouTuber olmaya çalışan bir e, karakteri canlandırıyordu. Yani o yani maceranın özü oydu. Bu çok evrensel bir konu. Evet. Ya, tabii ki yerel dokular var. Sonuçta bir Türk ailesi. Fil Necati'miz bıyıklı hı hı. E, ama ikinci filmde de korsanlar yani korsanlık da zaten Korsan Osmanlı'da zaten da vardı. Şeyde de vardı. Yani sonuçta yurt dışındaki birçok e, yani ecnebiler de. Ecnebiler de. Onların korsanları da vardı. Sonuçta e, o anlamda hiç yabancılık çekmeyecekleri bir e, film. üçlü olacak mı bu film? Valla şöyle yani beğenilere göre insanlar hı hı. bunun sinema filmini verdikleri tepkilere göre biz her zaman yapmak isteriz. Biz biz yorulmuyoruz yani bizi çünkü dışarıdan gören ekipler şey diyorlar. Nasıl bu kadar iş üretiyorsunuz bir yandan dizi bir yandan sinema. Biz şimdi oyununu da yapmaya başladık işte mobil oyunları çıktı. Aa bu da çok iyi. Tabii ilk bir mobil oyunu çıktı şu anda iki oyun daha geliyor. Yani Kral Şakir'i 360 derece yaptığımız her şey bizi heyecanlandırıyor. Hatta yeni bir şey yapmak beni çok heyecanlandırıyor. Evet. Keşke mesela düşünüyorum şu anda Kral Şakir'in çocuklara yönelik e, atıyorum belki eğitici başka bir aplikasyonu daha yapsak. Bir evet okullarda aslında söylemek istediğim oydu. Bazen bir şeyi anlatmak için ya da daha doğrusu anlatabilmek için çok popüler bir kahramanı kullanmak çok işe yarıyor. Kesinlikle. Belki bu tür işbirlikleri olabilir diye düşünüyorum. Ya bununla ilgili bir projeyi geçen sene konuşuyorduk ve bence Hı -hı. çok akla yatkın bir projeydi. Bence kesinlikle yapılmalı çünkü e, çocuğa öğretmenin en iyi yollarından bir, bir, birisi evet. artık bu. E, bunu şuradan da anlıyorum. E, bir, e, bir baba beni aradı, telefonunuzu buldum falan dedi. Ya e, benim dedi çocuğumun dedi bir sağlık sorunu vardı. E dedim. Hı -hı. E, dedik yani sadece dedi size inanıyor dedi. Yani Kral Şakir şeyde ne gördüyse dedi. Orada Hı -hı. her şeye inanıyor. Lütfen dedi bunun bu e, buna bir dedi bir çözüm bulur musunuz dedi. Biz gittik e, özel olarak ona e, video hazırladık Fil Necati'nin ağzında. Çok güzelmiş. Fil Necati çocuğa şey dedi bak şunu şunu yaparsan işte, işte o tuvalet alışkanlığını e, Hı -hı. gerçekleştirebilirsin gibi. Adam dedi ki hayatımı kurtardınız dedi. Yani çok, bu aslında çok önemli bir şey hani bizim bu. ne kadar e, bu anlamda bir e, sosyal sorumluluk olduğunda gösteriyor. O yüzden biz dizide de yani e, çevre konusunda atıyorum e, e, sağlıklı beslenme konusunda birçok onda aslında mesaj veriyoruz ama bunu hani şöyle değil böyle aman çocuğum brokoliye öyle değil <laughs> öyle değil onu saat öyle dediğiniz andan itibaren çocuk yemiyor hani evet. yiyeceği varsa bile brokoli yemiyor. Biz bir tane brokoli şarkısı yapıyoruz hepsinin dilinde böyle o brokoli şarkısını söyleyip bize dans ediyorlar. Videolarını değil? gönderiyorlar. Hatta anne baba birlikte dans ediyorlar. <laughs> e, bu çok güzel bir şey. Ve o çocuk orada birçok anne baba bana diyor ki brokoliyi bilmezken brokoli yemeye başladı diyor. Değil mi? <laughs> çok güzel. Peki yeni bir kahraman var mı böyle raflarda? Acaba ileride ortaya çıkar diye ya da ekibe katılacak bir şey. Yani Kral Şakir'in içerisinde mesela atıyorum sinema filminde birinci sinema filminde de mesela Cibilik diye bir karakter soktuk. Burada Hı -hı. da mesela Tahsin diye bir karakter soktuk. ...sokuyoruz. Ki o, o bizim canavarımız. Artı orada Mirket'in... ...bir dedesi var. O o karakteri sokuyoruz. Aslında yeni yeni karakterler hep giriyor ama... ...hani bambaşka bir proje dersen... ...bir tane... ...bir proje üzerinde çalışıyoruz ama daha... Ee, şöyle söyleyeyim. Karakter tasarımlarını yaptım, çizdim. Hı hı. Ama onun daha... olgunlaşması için e, bir süreye ihtiyacı var. İyice olgunlaşmadan da e, çok fazla da açıklamıyorum. Yani büyüsü bozulması olayı vardır Tabii ya. Ki. O böyle bir paket olarak e, tam anlamıyla bizim içimize sinip ortaya çıktığında onu da hayata geçirmek istiyoruz. Bir de şey e, isteğim var. Bir çocuk programı yapmak istiyorum. Yani e, şu anda çünkü aldığım tepkilerde e, sadece Kral Şakir'i değil mesela imza günlerine gidiyorum. E, bir baba geldi böyle koştura koştura. Bu dedi seni nereden tanıyor dedi. <laughs> ne kadar da uzaktan seni gördü dedi. Koştura koştura dedi baba baba gel gel. Varol abi geldi dedi. Nereden tanıyorlar dedi? Bayağı sosyal medyadan ciddi takip ediyorlar. Yani Kral Şakir deyince aklına direkt Varol dese oldu gelmeye Yerede başladı. Hani bu böyle şey düşüncemiz var. Böyle ileri, geçmişte Barış Manço nasıl müzik konusunda evet. belirli şeyler yapardı. ben de burada işin daha yaratıcılık kısmında çizmek, boyamak Animasyon yapmak konusunda öyle bir fikrim var yani hani yeni projelerden birisi o olabilir. Varol Yaşar ile beraber yetişen bir nesil olacak yani ben bana görünen öyle. <laughs> Vallahi oluyor hatta şu anda da başladı aslında yani çünkü <laughs> ya o kadar güzel e, resimler, e, çizgiler, animasyonlar e, gönderiyorlar ki e, ve ben bunları şöyle değerlendiriyorum hani eskiler gibi değerlendirmiyorum. Bizim zamanımızda biz güneşi böyle yeşil çizsek bu ne güneş yeşil mi evet. olur diyen bir. Ee, öğretmen nesli vardı ama şimdi bana güneşi mor çizdiğinde ben ah oh, harika diyorum yani ya da kral Şakir'i böyle kendince kendi kafasında yamuk mumuk çizmiş belki sürrealist bir anlatımla o çocuğun kafasındaki e, bence zaten önemli olan o, o ...o yaratıcılık fışkırıyor şu anda çocuklarda. Evet. Oradan başka bir dala zıp zıplayacak. Kesinlikle. Ve yaratıcılık çağına girdik. Yani bu artık Hı -hı. kesin bir şey. Çünkü yapay zeka e, çağında e, bu hep şu anda konuşulan bütün fütüristlerin söylediği bir şey. Bizim çok fazla bilgiden çok bu bilgiyi nasıl kullanacağımız, işin e, yani o bilgiyi nasıl yaratıcılıkla e, dünyaya sunacağımız önem kazandı. O zaman bizim çocuklarımıza gerçekten bunu aşılamamız lazım. Ben o yönde daha çok çalışmalarım olacak. Çok teşekkür ediyoruz Varol Yaşaroğlu. Çok 4 Ekim'de bir kez daha hatırlatıyoruz. Kral evet. Şakir iyi ki geldin, iyi ki konuştuk. Valla ben de çok sevindim, çok sağ ol.